Daha önce iki defa video çektik. Hilal'in görülmesiyle ilgili farz-ı kifaye vazifesi olması, Hilal'in takibi. Peygamber Efendimiz'in ayı görünce oruca başlarız, ayı görünce bayram yaparız hadisinin ana ölçüsü içerisinde. Bu konuda takvimlere, bugün tabii teknoloji arttığı için takvimlere bağlı yapılması gibi bir düşünce hasıl oluyor. Halbuki İslam'da önemli olan onun takip edilmesi, bizzat gözlenmesi ve ayın görülmesi ölçü. Tabii takvimlerde de uzay astronomi bilimi birçok şeyi net ortaya koyabiliyor. Buradaki bir iki problemden bir tanesi takvimlerin ülkelere göre değiştiğini görüyoruz. Bu da ülkelerin devlet yapılarından kaynaklanan meseleler. Bir mesele miladi takvim hiç takvime çevriliyor. Burada bir hata bir gün kayabiliyor. Biliyorsunuz miladi takvim 365 gün 6 saat. 4 yılda bir 29 Şubat yapılıyor. Böylece 6 saat, 12 saat, 18 saat gibi bir fark var. Bu fark da ay görülmesi ve görülmemesini de etkileyebiliyor. İslam ülkelerinde bile Pakistan her zaman bir gün iki gün geç başlıyor. Hilal görülse bile bayramı ilan etmiyor. Bu tür hatalar mevcut. Türkiye bunun 80 öncesi Türkiye'de bu çok yaşandı. Hoca Efendi bunlarla ilgili bazılarında soru cevaplarda bunları anlattı. Bugün ise bu teknolojinin bağlı kalma tamamen gibi bir düşünce var. Olabilir. Doğrudur. Doğru da çıkacaktır mutlaka. Ama müminin vazifesi bir farz-ı kifayi ibadettir. İlali takip etmesi gerek. Bunu biz 40 yıldır yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ve bu konuda belli bir hassasiyet meydana geldi. Yani Allah mesela Kadir Gecesi'ni gizlemiş. Şimdi şu anda işte Ramazan'dayız. Son 7-8 güne girdik. Hangi gece bilmiyoruz. Niye bunu Allah gizlemiş? Müminler uyanık olsunlar, dikkat etsinler diye. Cuma namazında bir dua saati var, makbul saat. O saatte yapılan dua makbul. O da gizlenmiş. Bunun gibi birçok şey Cenab-ı Hak gizlemiş. Ta ki müminler hassasiyet gösterip takip etsinler. Takva sahibi müminler. İslamiyet'i yaşamada hassasiyet göstermesini sağlamak için Cenab-ı Hak belki çok hikmetleri var. Daha önce de bahsettiğim gibi Rahman suresindeki 5. ayette güneşi ve ayı takvim yaptık diyor Cenab-ı Hak. Zamanında astronomi bu kadar gelişmiş değildi. Uzay teknolojisi yoktu. İnsanlar aya bakarak, gökyüzünde kalma süresine bakarak bir günlük mü, iki günlük mü, üç günlük mü olduğunu, dolunay mı olduğunu 14 gün görüyor. 15. gün belli oluyor. Dolayısıyla takvim gibi Cenab-ı Hak onu koymuş gökyüzüne. Türkiye coğrafyası ve Avrupa coğrafyasında yani ilk gün ay en fazla güneş batarken 45 dakika gözükebilir. O da çok zor. Genelde 25 dakikada görülebiliyor. Yani bir hilal oluşması için 24 saat geçmesi gerekiyor. Mesela takvimler diyor ki yeni ay başladı. Dediği zaman diyelim ki sabah saat 8'de yeni ay başladı dedi. Yeni ay başladı dediğinde oruca başlanmıyor. Veya efendim bayram yapılmıyor. O ayın 8-10 saat sonra oluşması gerekiyor. Oluştuktan sonra o görülünce çıplak gözle, dürbünle, teleskopla fark etmez. Görülmesi durumunda ertesi gün oruca başlanıyor veya ertesi gün bayram yapılıyor. Daha önce iki videoda bahsettiğim şeyi kısaca özetlemek istiyorum. 21 Şubat'ta hilal gökyüzünde ay göründü. 80 dakika havada kaldı Fransa, Almanya tarafında. Ama o gün bütün takvimlerde Şaban 1 diyordu. Halbuki onun 80 dakika kalması Şaban 2 olduğunu gösteriyor. Çünkü ay en fazla bir günde 45 dakika havada kalır. 80 dakika kaldığına göre demek ki ikinci günlük. Burada bir Şaban'ın geç başlaması söz konusu. Takvimlerde böyle gösteriliyor ama uzaydaki ayın durumu bunu göstermiyordu. Bunu bizzat ben kendim de yanımdaki birkaç arkadaşla beraber tespit ettik. Gördük Şaban 30'da tamamlandı. Çünkü hilal görülmedi diye. 22 Mart'ta bu görülemediği için 23 Mart'ta oruca başladık. Şaban 30'da tamamlandığı için. Şimdi ise ana problem bayram günü biliyorsunuz. Bayram günü oruç tutmak haram. Şimdi takvimlere göre 29 gün bu Ramazan sürecek diyor. Buna kesin söyleyemez çünkü ayın bir aylık dönemi 29,5 gündür. Tam 29 gün 12 saattir. Yani 29,5 gündür. Dolayısıyla bir ay 29 olur, bir ay 30 olur. Şimdi Şaban 30 yapıldığı için Ramazan 29 deniyor. Acaba 29 mu oluyor? Bir gün geç başlandığı için 30 mu oldu? Onu bilemiyoruz şu anda. Ama normalde 29 olarak gösteriliyor ve 29'unda ay görülecek. Şu anda ilmi şey de bunu gösteriyor. Ama net bunun olup olmayacağını Perşembe akşamı
Yani 20 Nisan Perşembe akşamı hilal görülecek. Nerede görülebileceği az çok programlar var belli. Ama bu programlar program. Net NASA'nın ayı takibi, canlı takibiyle belki bazı şeyler daha iyi anlaşılabilir. İşte bütün programlarda ben birkaç izledim. 20'si akşamı görülecek diyor. O 20'si akşamı 29'u mudur? Hakikaten 30 mu oldu benim tahmin ettiğim, daha önce iddia ettiğim gibi bir gün geç başlandığı için 30'u mu oldu? Onu şu anda net bir şey söyleyemeyeceğiz. Ama bizim burada ana mevzu, bu mevzu işlememiz ana sebebi Müslümanların, takva sahibi Müslümanların ayı takip etmesi gerektiğini. Çünkü hadisteki ifadesiyle, net ifadesiyle Peygamber Efendimiz bunu çok net izah ediyor. Hilalin takibi bir farz-ı kifaye, Müslümanların üzerine farz-ı kifaye. Bir beldede en az iki kişi, üç kişinin her beldede bunu izlemesi icap eder. Ve bundan sevap kazanırlar. Eskiden teknoloji o kadar gelişmemişti. Her köy, her mahalle, her ilçe kendi takip ediyordu. Ve bu farz-ı kifayeyi yerine getiriyorlardı. Hilale Ramazan başlıyor mu? Bayram yarın başlayacak mı? Bu hilali gözlemleyerek yapıyorlardı. Ve bunu da ben daha önce anlattım. Ben dedemin de anlattığı gibi bir mızrak boyu, iki mızrak boyu, üç mızrak boyu, güneşin battığı yerden ayın yukarıda bu göründüğü mesafeye böyle bir isim koymuşlar. Sonra göz kırparak, gözünüz kırparak veya tülbentle veya isti camla bakarak ayın bir günlük, bir iki günlük, bir üç olduğunu görüyorlar. Nasıl görüyorlar? Kıyılarında, ayın kıyılarında, hilalin kıyılarında bir tek hilal ince oluyor. İki günlük olan biraz daha bir uçları açık oluyor. Üç günlük biraz daha fazla açık ve dört günlük hilal böyle gözünüz kırptığınız zaman bile aşağı doğru birkaç parça halinde, 3-4 parça halinde görebiliyorsunuz. Bunlar ilmi metodun olmadığı dönemde bile net gösteren şeyler. Ve bunun da en önemlisi de ilmi olarak da, teknik olarak da 45 gün kalıyorsa bir gün demektir. 45 ile 90 dakika arasında kalıyorsa 2 günlük demektir. 90 dakika ile 135 dakika arasında havada kalıyorsa ay, yani güneş battıktan sonra ay görülüyor biliyorsunuz. Sonra ay güneşin battığı yerden batıyor. İşte o aradaki geçen bir zaman. Güneşin batı saat mesela akşam 20 ise ay da göründü ve 20.40'da battı veya 35'te battı. O ay bir günlük demektir. O hilal bir günlük demek. Güneş battıktan sonra saat 20'de akşam oldu. Saat 9.15'te yani 75 dakika sonra hilal battı. O 2 gün demek. Çünkü 90 dakikadan aşağı olduğu için 2 günlük demek. Eğer 3. gün baktığınızda ay gökyüzünde 120 dakika kalmışsa bu 120 dakika demektir. 45, 45, 90 artı 30 yani 3 günlük olmuş demektir. Yani 135 dakika kadar 3 günlük ilan anlaşılır. Yani bu takvim olarak da bu böyle. Çıplak gözle bakınca da bu böyle. Dedemin tarif ettiği gibi bir mızrak boyu, iki mızrak boyu, üç mızrak boyu tahminen yaklaşık aynı neticeyi veriyor. İlmi hesap da aynı hesabı şeyi veriyor. Bu bir takvim. Allah bunu böyle takdir etmiş. Bize düşen bu farz-ı kifaye vazifesine bazılarının yapması gerekir. Daha önce de bahsettiğim gibi Cenab-ı Hak mesela bir beldede, o bir ilçede, köyde, bir beldede bir mümin insanın cenaze namazı kılınacak hiç kimse yok. İmam tek kalmış, namaz kılacak durumda değiller. En az iki kişi daha orada namaz kılması lazım. Üç kişi de imamla beraber. Eğer bu namaz kılınmazsa, o Müslüman namaz kılınmazsa bu farz-ı kifaye vazifesi bu, o belde yaşayan bütün erkeklere farz haline geliyor. Ve hepsi bundan bu vazifeyi yapmadığı için vebale girmiş oluyor, günaha girmiş oluyor. O yüzden en az farz-ı kifayede en az iki kişinin, imamla üç kişinin o vazife yapması icap ediyor. İşte her beldede, her ne kadar teknoloji gelişmiş olsa da, takvimler net gibi görünse de mümin olarak bizim hilali izlememiz gerekiyor. Bakmamız icap ediyor. Bu mümin olmanın bence bir hassasiyeti, bir vazife yapmanın şuuru ve ibadettir bu. Nasıl küsuf namazı, hüsuf namazı, güneş ve ay tutmasında iki rekat namaz kılması sünnetse, hilalin gözlenmesi farz-ı kifaye. Daha önemli bir vazife. Yani bunu bazıları fazla üstüne gidiyor, uzatıyorsun, eleştirilen yapanlar da var. Ama sadece takvime bakarak, hiç izlemeden, bu farz-ı kifayeyi terk ederek yapmak doğru mu? İşte biz burada bu konuyu gündeme getirip farz-ı kifaye ibadeti yapmamızı arzu ediyoruz. Şimdi bu biliyorsunuz bayram günü oruç tutmak haram. Mesela eski tarihlerde bir beldede ay görüldüğünde bayram yapılıyor. Ne kadar belge çevreye duyurabilirlerse duyuruyorlar ve herkes o gün bayram yapıyor. Duyurmayan yerler mecburen devam ediyor. Ama işin gerçeği doğru olmamış oluyor. İşte bunun daha sonraki gün, ertesi gün, ertesi gün aya baktıklarında Müslümanlar anlıyorlar. Biz yanlış mı yaptık, doğru mu yaptık?
Ramazan'a doğru zamandan başladık, yanlış mı başladık? Eğer yanlış başlamışsan bir gün kaza orucu tutuyor. Takva sahibi insanlar bir gün daha oruçmuş oluyor. Ama bundan daha önemlisi bayram günü. İşte o bir gün önceden ayda bir yanlış olmuşsa onu bir gün önce sayıp, bir gün önce ekleyerek bayram gününde hata yapmamaya çalışıyor insanlar. İşte Müslümana yakışan bu. Şimdi takvimlere göre 20 Nisan Perşembe akşamı ay görülecek deniyor. Ve bu Ramazan 29 diye deniyor. Benim tahminim Ramazan 30 oluyor aslında. Görülmesi kuvvetle muhtemel olacak. Çünkü bir gün geç başlamış oldu. 29 deniyor ama benim tespit ettiğime göre bir gün geç başlamış gibi durum. Çünkü ben bizzat 23 Şubat'taki hilalde bunu gördüm. Şaban 1 diyordu, Şaban 2 idi. Neyse, netice olarak şimdi bize düşen nedir? Dinini yaşamakta hassasiyet gösteren, bir farz-ı kifaya vazife yapmak isteyen insanlara tavsiyem şu. 19 Nisan çarşamba akşamı hilali izlesinler. Güneşin battığı yerden, hava şartları uygun olan yerlerden izleyip baksınlar. Buna bakmak farz-ı kifaya sevabı kazanır. Hilali görüp görmem önemli değil. Bu vazifeyi yapmak önemli. Bence o 29 da olabilir. 29'u görmez diye bir şart yok. Görmeyebilir. Gayet normaldir. Ama Perşembe günü 29'u kesin görülecek deniyor. Bence 30'u ise kesin görülecek. O göründe kalan süreden daha iyi konuyu anlamış olacağız. Yani ay uzayda, havada 45'e kadar az kalırsa bir günlük demektir. Ki o gün ancak bir gün olması muhtemel, daha fazla olamaz. Görülmeyebilir de. Cuma günü mutlaka ay, hava şartları iyiyse daha da net görülecektir. Cuma günü, yani bayram gününün akşamı, Cuma bayram oluyor 20 Nisan Cuma. Cuma'nın akşamı, eğer Perşembe akşamı hilal görüldüyse o akşam ay gökyüzünde 90 dakikadan az, 45 dakikadan fazla kalması gerekir. Onu gözlemleyelim, bakalım. Saate bakalım ve mızrak boyuna misal yapalım. İstihcamla bakalım. Kıyıları ayrılmış mı ona bakalım. Ama en güzel saattir. En garanti olan saattir. Eğer 90 dakika ile 45 dakika arasında güneş battıktan sonra havada kalıyorsa ay, 2 günlük demektir. O zaman Perşembe akşam birinci günmüş ay görülmesi. Cuma 20 Nisan bayrammış. Böylece günaha girmemiş olur. Ama Cuma akşamı baktığımızda zayıf bir ihtimal ama çünkü el takvim onu gösteriyor. 90 dakikadan fazla ay gökyüzünde kalırsa, yani 110 dakika, 120 dakika, 135 dakika kadar kalırsa bu ay 3 günlük demektir. Yani o zaman 19 Nisan çarşamba günü ay görülecekmiş, görememişiz. 20'si akşamı, demek ki 20'si akşamı, Perşembe akşamı 30 olmuş aslında. Mecburen oruç demişiz Cuma gününe. Bu 3 günlük ayı Cuma akşamı görürsek çarşambadan başlamak gerektiğini anlamış olacağız. Ama bu biraz zayıf ihtimal şu anda. Ama bize burada bizim vazifemiz en azından bir 3 gün boyunca farz-ı kifaye ibadetini yaparak, takip ederek bunu anlamış oluruz. Bir Müslüman olarak bu hassasiyetini takvime bakmak şartıyla, izlemek şartıyla uydudaki bilgiler var, programlar var, gösteriyor ama program yapılmış hepsi. Buna rağmen İslam ülkelerinde, birçok ülkede Pakistan başta çok net biliyorum. Hilal görülse bile bayram ilan edilmiyor. Takvime bakılıyoruz. Bunun sebebi de takvimler milat takviminden hicriye çevrildiği için o işte 6 saatlik farktan kaynaklanıyor. Ve maalesef devletlerden çoğu laik, Pakistan İslam devleti üstelik, buna dikkat etmiyorlar. O ilan ettiği gün tamam bugün bayramdır diyor. Bugün Ramazan'dır diyor. Bunu bu şekilde açıklıyorlar. Yani takvimler gerçeği tam göstermeyebiliyor. Ben bunu geçen seferki anlatımda kısaca bir şey anlatacaktım. Yarım kaldı orada. Unuttum. 79 veya 77 Ramazan. 1977 veya 79 Ramazan'da biz Hoca Efendi'yle beraber Bozca'da 5. katta namaz kılıyorduk. O gün bir toplantı vardı. 50-60 kişi vardı. Arkadaşlar oradaydılar. Ki o dönemde daha önce anlattım. Abilerimiz arabalarda arkadaşlarla beraber dağlara çıkıp hilal takibi çok ciddi yapıldı 80 öncesi. Ve oradan ciddiye Türkiye takvimi, devletin takvimi hatalıydı ve bayram ve Ramazan hep günler değişik oluyordu. Hoca Efendi bunu çok gündeme getirdi ve Müslümanlar daha hassas oldular ve Diyanet bundan da hatta rahatsız oldular. Daha sonra Türkiye Rüyet-i Hilal konferansları düzenlemeye karar verdi. Bütün İslam ülkeleri birleştiler. 80'den sonra konferanslar yapıldı ve takvimler düzeltildi. Bak, unutmayın bunu. Takvimler düzeltildi. O yüzden bu mesele takvime bağlı kalma çok doğru değil. Tamam, astronomi önemli, ilim şey önemli ama devletler
takvimlerinde buna çok riayet etmiyorlar. Çünkü hilal ay 29 gün tutup sürüyor. Bu yarım gün kayma ihtimali var. Miladi takvimlerde 6 saat her sene fark var. Oradaki o kaymayı hiçbir devlet ele almıyor, gündeme getirmiyor. O yüzden bize yakışan bu. İşte ben demin ki anlatacağım mevzu oydu. Akşam namazını kıldık. Ya 77 79'dur. Eylül ayı diye hatırlıyorum. Ya yanlış hatırlamıyorsam. Farzı kıldık. Ben sürede durmadım. Bozyaka, şimdi bugün bildiğiniz hizmetin ilk açılan Yamanlar Koleji'nin ilk binası, Bozyaka binanın son katında, teras katında ben İzmir'e doğru bakıyorum. Bir baktım hilal göründü. İzmir'de hilal göründü ve enteresandır. Ertesi gün Türkiye'ye daha Arefe günü. Yani mesela pazartesi ise o gün pazartesi ise salı günü akşam Türkiye'de hilal görünce kabul ediliyor. Çarşamba günü oruç başlayacak. Ya hilal İzmir'de görüldü. Arap dünyası da daha sonra gördük, açıkladı. Salı günü millet bayrağa başladı. Türkiye ise çarşamba başladı. Bunu bizzat ben görünce, ya bu hatıramı da anlatayım burada. O hilal göründü, sevindim böyle. Millet sünneti namazının akşam namazı sünneti kılıyordu. Selam veren döndü baktı. Hepsi, herkes gördü. Hoca Efendi de selam verdi. O da geldi baktı. O da gördü. Ve ben orada Hoca Efendi'ye hediye aldım. Yani hilali gören kişi olarak Hoca Efendi'den hediye aldım. Ne aldım şimdi söylemek istemiyorum. Ama hediye aldım, hiç unutmuyorum. Yani ya 77 Ramazan'ıydı. 77, 1977'ydi ya 79. Şimdi tam net bakmadım takvime. Eylül gibi de hatırlıyorum tahminen. Yanlış olabilir. Tam net şimdi diyemeyeceğim ama görme olayı net gördük. Türkiye daha ertesi gün, bir gün sonra Ramazan başlayacaktı. İşte 80 sonra biraz takvimler düzeltildi. Ama buna rağmen yine de takvime güvenerek başlamak yeterli değil. Şu an bulunduğu Avrupa'dayız. En az 5-6 tane iftar saati akşam kimisi 20'de diyor. Aynı yani kimi 20.05 diyor. Kimi 20.10'da diyor. Sahur vakti kimisi fecr sadık, fecr kazime dikkat etmiyor. Gece saat 4 diyor. Kimisi 4'e 10 geçe diyor. Kimisi 3.50'de diyor. Evet. Neden farklı? Tabi bunlar biraz mezheplerden de kaynaklanabiliyor. Bu yüzden Müslüman'a yakışan orucunu açarken 3-5 dakika bekleme, sahurda efendim vakit kapan bitmeden 5-10 dakika önce kesme, tedbir amaçlı, ihtiyat amaçlı Müslüman'a yakışan, hassas bir Müslüman'a yakışan budur. Bu hassasiyeti göstermek bizim için bir vecibedir. Ben bugün bu videoyu çekerken çarşamba akşamından itibaren, 19 Nisan çarşamba akşamından itibaren hilali gözlemleyelim. 20'si akşamı yüzden görülecek deniyor. Öyle gözüküyor. Onu da gözlemleyelim ve kalacağı süreyi belirleyelim. Süre önemli. 45'e kadar azsa bir günlük, 45'den fazla, 90'dan azsa 2 günlük olduğunu göreceğiz. Cuma günü bayram, o gün bayram yapılacak. Normalde dünyada öyle gözüküyor. Cuma günü akşamı hilalin 2 günlük mü olduğunu, 3 günlük mü olduğunu bakmamız lazım. Yani cuma günü akşam hilal gökyüzünde güneş battıktan sonra en az 65'den fazla, 90 az görülmesi lazım. O zaman deriz ki 2 günlükmüş, perşembe günü doğruymuş deriz. Mesele biter. Ama burada önemli olan şey farz-ı kifaye vazifesini yapmış oluruz. Ben bu videoyu bu amaçla bayram günü tespitini takip etme, hassasiyet gösterme anlamında çekmiş oldum. Rabbim bu bayramımızı bütün insanlığa, Müslüman İslam alemine hayırlara vesile olmasını, dünyadaki zulümlerin, işkencelerin, mağduriyetlerin bitmesini, bu bayramın gerçek bayram olmasını, bütün ülkemiz Türkiye gibi bütün dünyanın da iyi insanların yönettiği, herkesin mutlu olduğu, hukuk ve adalete uygun şekilde bir sistemlerin olduğu bir dünyanın olması için dua edelim. Bayramınız mübarek olsun, insanlığa hayırlara vesile olsun diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler efendim.